VBA makro kodlarıyla slot çizen fonksiyonların tanıtımını yaptım. Şimdi slot çizen VBA makro kodlarını yazabiliriz. Editöre geçiyorum. Burada önceden birkaç kod yazdım. Şurada pi değişkenine pi sayısını aktaran formülü yazdım. Kodlamaya with destrabbing utility ile başlıyorum. Önce N1 ve N2 noktalarını alan kodları gireceğim. N1 değişkeni eşittir. GetPoint kullanıyorum. Birinci parametreyi atladım. Birinci merkez nokta diye bir mesaj çıkacak. Aynı işlemi N2 için de kullanacağım. Kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Değişken adını değiştiriyorum. Birinci parametreye N1'den elde edilen nokta değerlerini aktarmak için N1 değişkenini burada kullanıyorum. Şurayı da ikinci olarak değiştireceğim. Birinci ve ikinci noktayı elde ettik. Şimdi birinci ve ikinci noktayı birleştiren çizgiyi kodlayacağım. Burada addLine kullanacağım. Evet, destrabbing altında model space altındaki addLine fonksiyonunda N1 ve N2'yi birleştiren kodlamayı yaptım. Şimdi bunları çalıştırabiliriz. F5 ile çalıştırıyorum. Birinci merkez nokta N1, ikinci merkez nokta N2 arasını çizgiyle birleştirdi. Burayı siliyorum. Şimdi R yarıçap değerini almak için kod gireceğim. Burada R değişkenini kullanıyorum. Fonksiyon olarak da getDistance. Birinci parametresi N2, ikinci parametrede de yarıçap olarak girdim. Kodları çalıştırıyorum. Birinci merkez nokta, ikinci merkez nokta. Yarıçap değerini almak için de herhangi bir yere tıklayabiliriz ya da klavyeden bir değer girebiliriz. Evet, kodlamaya devam edeceğim. N1 ve N2'nin X ekseninde oluşturduğu açıyı elde edeceğim. Bunun için A değişkenini kullanıyorum. Angle from x axis'te fonksiyonda birinci parametre olarak N1, ikinci parametre olarak N2 kullanıyorum. Bu iki noktayı yukarıda elde etmiştik. Bunların oluşturduğu açı A değişkenine aktarılacak. Şimdi P1 ile P2'yi birleştiren çizgiyi oluşturmak için P1 ve P2 noktalarını bulacağım. P1 noktası için, yani şuradaki nokta için polar point fonksiyonunu kullandık. Burada birinci parametre olarak, nokta olarak N1 noktasını referans aldık. Bu N1 noktasına göre 90 derece yukarısı, yani şuradaki P1 noktası açı olarak bunu parametre olarak giriyorum. Yalnız şuradaki A değişkeninde elde edilen açı değerini de buna ekliyorum. Çünkü şurada bir açı değeri oluşuyor. Bu açı değerine 90 derecelik değeri eklediğimde şuradaki noktayı bulmuş olacak. Buradaki R yarıçap değerini de yukarıda almıştık. Şurada. Buraya parametre olarak aktarıyoruz. Kodları kopyalıyorum. P2 için de benzer işlem yapacağım. P2 noktası şurası oluyor. P2 noktası için N2 noktasını referans almamız gerekiyor. Burada N1 değil de N2 olarak giriyorum. Diğer kısımları aynı. N2'ye göre 90 derece yukarısında P2 noktası elde ediliyor. Buradaki bulunan açı değeri de 90'a ilave ediliyor. Yarıçap değeri aynı. P1 ve P2 noktasını bulduğumuza göre bunları çizgiyle birleştirebiliriz. Şuradan kopya alıyorum. Yapıştırdım. Buradaki N1 ve N2'yi değiştireceğim. Çünkü P1 ve P2 olarak değiştirmem gerekiyor. Buraya kadar olan kısmını deneyeceğim. Çalıştır. Birinci merkez nokta, ikinci merkez nokta, yarıçap ve P1 ile P2'yi bulup arasını çizgiyle birleştirecek. Kodlamaya devam ediyorum. Şurada N1 N2 arasına çizilen çizginin rengini değiştirmek istiyorum. Burada çizgi için C değişkeni kullanıldı. Bu nesne olarak kullanılabiliyor. C nokta. C nesnesinin rengini yeşil olarak ayarladım. Ayrıca C nesnesini vurgulu yapmak istiyorum. C noktayı koyduğumda burada fonksiyonlar listesi karşımıza çıkmıyor. Bunun için şurada bir değişken tanımlaması oluşturacağım. Dim C az adjust line olarak belirttim. Şimdi burada C yazdığımda, noktayı da koyduğumda bir nesne olarak değerlendirdiği için bunu noktadan sonra bu nesneye ait olan fonksiyonlar ve özellikler listesi karşımıza çıkıyor. Burada highlight kullanacağım. Parametre olarak da true giriyorum. Buradaki iki kodun yaptığı işlem çizgi çizdikten sonra rengini değiştirecek yeşil olarak ve vurgulu yapacak. True vurgunun olacağını belirtiyor. Bu kodları deneyelim. Birinci nokta, merkez nokta, ikinci merkez nokta. Evet, arayı çizdi, yeşil renge dönüştürdü. Daha sonra yarıçap değerini istiyor. Şurada bir yere tıklıyorum.
Daha sonra da P1, P2 noktalar arasını çizgiyle birleştiriyor. Kodlamaya devam edeceğim. Şuradaki çizginin benzerini alt tarafta oluşturması gerekiyor. Kodlar o yüzden benzerlik gösterecek. Burayı kopyalıyorum. Alt satıra yapıştırıyorum. Ancak değişiklik yapmam gerekiyor. Burada P1 noktası için, aşağıdaki P1 noktası için N1'e göre 90 derece değil de 270 derece artı A olacak tabii ki. Şurada değişiklik yapıyorum. Şurada da aynısı olacak. 270 derece artı A. N2 noktası için, çünkü bu P2 noktasına denk gelecek şekilde. N1, N2 aynı kalıyor. R'de aynı kalacak şekilde. Bu elde edilen P1, P2 değerlerine göre de P1, P2 arasını çizgiyle birleştireceğiz. Bunları deneyeceğim. Çalıştır. Birinci nokta, ikinci nokta, yarıçap arasını çizgiyle çizip yeşile dönüştürdü. Vurgulu yaptı. Daha sonra da P1, P2 arasını birleştirdi. Aşağıdaki P1, P2 arasında birleştirdi. Kodlar tamamlandı. Şunları sileceğim. Kodlamaya devam ediyorum. Sırada birinci yay ve ikinci yay var. Burada yay çizmek için width kullanıyorum. Buradaki distraving utility'yi kullanmayacağım çünkü. Eğer kullanmış olsaydım şuradan devam edecektim. Burada değişiyor. Distraving model space'i kullanacağım. End width ile kapatıyorum. Arasına yay çizmek için gerekli olan kodlara gireceğim. Burada çizgi için bir değişken oluşturmuştum. Yay için bir değişken oluşturacağım. Kodlaması daha kolay olması için. Kullanılacak olan nesne adjust arc. Şimdi buradan kodlamaya devam ediyorum. Set yay, yay değişkeni. Add arc fonksiyonu birinci parametre olarak merkez noktasını istiyor. N1 noktası, yani şuradaki nokta, virgül, radius, yarıçap. Yarıçap değerini aldırmıştık yukarıda. R giriyorum. Başlangıç açısı, birinci yayda başlangıç açısı şuradaki açı olacak. 90 derece artı A açısı. A artı A 90. A90'ın formülünü yukarıda vermiştim. Pi bölü 2 şeklinde. Bu açının, 90 derecelik açının radyan cinsinden değer oluyor. Virgül, bitiş açısı. Başlangıç buradan olacak. 90 derecelik açıyla devam edecek ve 270 derecelik açıya kadar yayı çizecek. Burada da A artı 270 girmemiz gerekiyor. Evet, bu birinci yay için, yani şuradaki yayı çiziyor. Sırada şuradaki yay için kodlar gireceğim. Bu kodlar benzer. O yüzden buradan kopyalıp buraya yapıştırıyorum. Değiştirmem gereken yerler var. Burası N1 değil, N2, yani şuradaki nokta. Yarıçap aynı. Başlangıç açısı 90 değil. Eğer 90 olsaydı, yani bu şekilde bırakmış olsaydık, şöyle çizecekti. Halbuki istediğim böyle, ters yönde olacak. Başlangıç noktası o yüzden 270 derecelik açı olacak. Bitişte 90 derecelik açı. Burayı değiştiriyorum. 90'ı 270 yapıyorum. Buradaki açıyı da 90 yapıyorum. Şuradaki A'yı unutmuşuz. Onu düzeltiyorum. Evet, kodları tamamladık. Bir çalıştırıp denemek istiyorum. Birinci merkez nokta N1, ikinci merkez nokta N2, yarıçap değerini istiyor. R noktasını tıklıyorum ve gerekli olan bu değerlere göre slotu çiziyor. Şuradaki vurguyu kaldırmak istersek yarıçapı çizdikten sonra vurguyu kaldırabiliriz. Şuradan kopya alıyorum. Bunu false olarak değiştireceğim. Tekrar deneme yapacağım. F5'e bastım. Birinci merkez nokta, ikinci merkez nokta, yarıçap değeri. Vurgu kalktı. Yeşil çizgi duruyor ve çizimi tamamladı. İstersek buradaki çizgiyi silebiliriz. Silmek için şuradaki kodları değiştiriyorum. C nokta delete fonksiyonunu kullanıyorum. Bu C nesnesini siliyor. Şuradaki oluşturulan C'yi, N1 N2 arasına çizgi atan fonksiyonun oluşturduğu C nesnesini siliyor. Çalıştırıyorum. Birinci merkez nokta. F8'e basıp yatay çizmek istiyorum. Çapraz olması şart değil. Yatay bir slot çizeceğim. Yarıçap değeri ve slot çizildi. Aradaki çizgi de silinmiş oldu. Tekrar bir deneme. Birinci merkez nokta, ikinci merkez nokta, yarıçap değeri. Yarıçap değeri olarak burada bir değer gireceğim. Klavyeden nokta tıklamak şart değil. Değer olarak da 15 giriyorum ve slot çiziliyor. En başta slot çizmenin ikinci versiyonunu göstermiştim. Şu çizimi yapıyordu. Bunun farkı, şuradakinden farkı, şuradaki eksenleri de dahil ediyor olması. Buradaki kodları geliştirerek
eksenleri çizecek şekilde eklemeleri yaparak bu slot çizimini siz de elde edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.